sevgili seyircilerimiz, böyle bir masum bir salatanın yanına ne tavsiye ediyorsunuz? Buradan elma, ne koyalım? Elma sirkesini de koyabiliriz. Hocam yanına. Yani bu salata doğru bir salata şimdi. Tamam. Elma sirkesi koyduk, limon koyduk, zeytinyağı koyduk. Nar ekşisini koymuyoruz. Nar ekşisi koymuyoruz. Sonra bu salatayı nasıl kalorili hale getirebileceğimizi konuşacağız. Ama şimdi böyle masum bir salatanın yanına ne tavsiye edersiniz? Ne yiyebiliriz? Şimdi geçen haftada ne demiştim? Hep tabak yöntemi en basit şekliyle uygulayalım. Yani bir şey yediğimiz zaman, her öğün için konuşuyorum, yediğimizin yarısı... Emine, bana bir tabak getirir misin hemen? Ya da alalım hocam onu. Şimdi buyurun, bu tabağımız olsun. Tabak yöntemi dediğim şu tabağımız. Bunun yarısı gözümüzün önünde. Her gittiğimiz yerde de buyurun, tabağı doldurup da rezil olmayalım yalnız ha. Hocam gelin. Bunun yarısı sebze yemeği şöyle, veya salata bakın olsun. Ama salatamızı biliyorsunuz. Nasıl yaptık salatayı? Sadece elma sirkesi, limon ve zeytinyağı. Nar ekşisi kesinlikle katmıyoruz şeker hastasıysak ve... Normal şartlarda nar ekşisi şeker hastasında zaten şekeri yükseltir. Şeker hastası olmayanlar da insülin salgısını uyarır. Çünkü niye? Meyve suyu içmeyelim dedik. Nar suyunu kaynattığımız zaman nar ekşisi oluyor. Anladım. Yani gibi, nar ekşisinden uzak hoş duracağız. Zaten günümüzde marketlerden aldığımız nar ekşilerin o fiyatlara nar ekşisi mal etmek biraz ki zordur. Onda da yani onlarda onun içinde zaten var, mısır şurubu vesaire. Peki her mesela şey var, köyden memleketten gelirse yine de mi yemeyelim? Hayır, o zaman da ne olmuş oluyor? Nar suyunu daha da kaynatıp daha konsantre hale getirmiş oluyoruz. Glisemik endeksimizi açısından olduğu için şeker hastalarında şekeri kesinlikle oynatır. Tamam, onu bir kere cebimize koyduk. Şimdi hocam böyle bir tabakta buyurunuz, doğru zayıflamanın yolu nereden geçiyor? Tabağımızı bölerek doğru öğünleri nasıl yapacağımızı hocamız anlatıyor. Devam edelim hocam, ne koyabiliriz? Dörtte biri protein dedik. Örneğin sabah diyelim ki kahvaltıdayız. Önce kahvaltıyı yapalım. Gibi. Şöyle koyayım isterseniz üstüne. Buyurun. O zaman ne yapabiliriz? Yumurta. Tabii kabuklu yemiyoruz. Yumurta olabilir. Peki. Peynir olabilir. Sabah öğünü açısından. Peki peynirin tercihen o alınması gereken şöyle taze kaşar, eski kaşar. Şöyle. Peynir tazeden eskiye doğru gittikçe kuruyup suyunu kaybedeceği için kalorisi artar. Ama şeker hastası açısından bakar isek şekerini oynatma gibi bir şey farklılığı olmaz. Fakat ne kadar eski tarafa doğru gidersek, ne kadar beklemiş olsa ne o kadar kuruyacağı için kalorisi o kadar artmış olur. Alalım hocam. Aradaki farkımız. Tabağını. Yani anladım. Eski kaşar vesaire onları tercih ederseniz kalorisi yüksek bir kere. Evet, onu biraz miktarını daha az yapacağız. Beyaz peynir tercih edelim. Ya da uzmanların hep önerdiği lor peynir olur mu? Siz olabilir. Öneriyor musunuz? Tabii ki olur. Peki. Lor peynir hem ucuz da. Evet. Hocam bizden tam. Hem bütçeye de uygun. Peki bir hep derler ya, çok sinir olduğum bir tabirdir. Bir kibrit kutusu kadar. İlla o kadar mı yemek vallahi zorundayız? Ben öyle bir şey değil. Ben tabakçıyım. Şimdi burada işin aslında bu işlerde işin püf noktası şu. Ömür boyu sürdürebileceğimiz bir beslenme alışkanlığını elde edelim. Yani kalkıp da işte benim şu kadar kilo fazlam var. Ben bilmem ne yapayım, ölüm diyeti yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım gibi yapıp bir ay, iki ay, üç çeşitli ay. Çeşitli moda diyetler. Zaten piyasada bolcana soytarı diyeti diyorum ben onlara, var. Ona bakarsanız ben size komik bir şey söyleyeyim kalori şeyi açısından. Sadece yaş pasta veya sadece baklava yiyerek de o zaman o mantıkla bakarsanız zayıflayabilirsiniz. Ama sağlıklı bir zayıflama mı o ayrı. Kalori şey. Yani şimdi kalkıp da tamamen kısıtlı olduğu zaman bazal metabolizmanız düşmüş olur. Onun için açlık diyeti bir kere bize yararı değil zararı olan bir şey. Bence oradan uzak durun. Şimdi ama bu uzun açlık diye yeni moda var. Onu biraz sonra isterseniz değiniriz. Ama o bir kalsın bir kenarda. Önce bir sabah öğlen akşam öğünlerimizi yapalım. Çünkü çok aşırı düşürdük diyelim ki biz 500 kilo kalorilik bir diyet yapıyoruz. Peki. Bizim 1000 kilo kalori bazalimiz vardı. Biz şimdi açlığa girdiğimiz zaman vücut bazal metabolizmayı yarı yarıya düşürdüğü zaman ne olacak?
1000'den 500'e düşmüş olacak bazal metabolizmamız. E biz de hayviye aç olmuş olacağız. Evet. O yüzden doğru kilo vermek için dengeli, doğru beslenelim. Ve önemli olan unsur ömür boyu sürdüreceğimiz bir beslenme alışkanlığını elde edelim. Şimdi biraz önceye geldim kaldı elinde de koy bir canım. Kaşar da koyabilir miyim hocam? Koyabilirsin koy. Seviyorsan onu koyacaksın. Yani yani kaşar, önce, dil peyniri. Biraz önce söyleyeyim. Ömür boyu sürdürecek. Kendini kısıtlanmış hissetmeyeceksin. Örnek de, biraz önceki gibi yine 2-3 ay diyet yaptınız. Verdiğiniz düz hesap olsun diye 10 kilo. Verdiğiniz bu 10 kilonun 7-8 kilosu yağdan gider. 2-3 kilosu yağsız dokudan gider. Yani kas ve kemikten gider. Siz daha sonra 10 kiloyu tekrar geriye aldığınız zaman 10 kiloyu yağ olarak alırsınız. Dolayısıyla ver al ver al yaptığımız zaman bizim yağlı doku ve yağsız doku oranımız yağlı dokunun lehine, metabolizma açısından bizim aleyhimize gelişir. Onun için bazı kişiler der ki böyle sık sık al verler. Hocam der ben eskiden der bir sıkıyordum kendimi hop kilo veriyordum. Şimdi artık veremiyorum. E çünkü niye? Geçmiş olsun. Sen kas kemik kitleni azalttın, yağ kitleni arttırdın. Senin bazal metabolizman düştü. Artı yaptığın hareketlerde günlük hayatındaki harcadığın enerji düştü. Yani senin motorunun beygiri 8 silindirden hibrit tarafa doğru geçti. Tutumlu bir motor oldun. Bu da kiloyu tuttuğun anlamına geliyor. Evet. Peki bunun içine zeytin koyabiliyor muyuz? Tabii. Zeytin de, kahvaltımızı tamamlayalım zeytin hocam. Zeytin de koyabiliriz zeytin istediğimiz gibi. Başka? 1/4. 1/4'i protein yaptık. Evet. 1/4'ü de karbonhidrat. Yani şöyle yapalım. Yani işte alalım şuradan. Ve ikisinden de koyayım da arada farkını da söyleyeyim. Şöyle veya bu bildiğimiz kepekli ekmek. Bu da beyaz ekmek. Tabii bu kadar mı yiyeceğiz? Değil herhalde değil mi? 1/4 olacak. Bu. Yok ya ben ikisinin arasındaki fark olsun diye şöyle diyelim hadi. Hocam ne güzel eli bol yani. 4. Şimdi eli bol deyince bazen bana hastalarım soruyor. Hocam bir dilim mi yiyeyim iki dilim mi? Evet, şeker hocam. Hastası açısından bir dilim iki dilimden daha ziyade şu oran önemli. Siz örneğin sadece bir dilim ekmek yediniz tek başına sizin şekerinizi fırlatır yukarıya. Ama şöyle bir oranda yediniz şekerinizi oynatmaz. O nedenle karbonhidratlı özellikle şeker hastaları karbonhidratlı yiyecekleri tek başına yemeyelim. Toplam yediğimiz o öğündeki oranını da 1/4'ünü geçirmeyelim. Yani bir şeker hastası sabah kahvaltısında ekmek, peynir, zeytin ve yumurta yediğinde onun şekerinin yükselmemesi olanaksız mı? Bunları yemezse, bu yeşillikleri yemezse. Hayır, yemezse diyelim ki oturdu. Örnek. Tost yedi. Evet. Simit yedi. Poğaça yedi. Ne bileyim tek başına börek yedi. Su böreğinden tut da bilmem neyini. O tek başına mercimek çorba. Bizde klasik mercimek çorbası. Ekmeğe bandır ye. Olur. Bu bir şeker hastasında kesinlikle şekeri yükseltir. Ve hastalarımız da bize der ki hocam vallahi bir şey yemiyorum açlıktan ölüyorum diyor. E açlıktan ölüyorsun da karbonhidrata yükleniyorsun. Yoksa diyelim ki şurası 1/4'de veya hiç yok gibi düşün. Şunu istediği kadar yesin. Bir şeker, işin kalori yönünden bahsetmiyorum yalnız. Yanlış anladım. Bir şeker hastası istediği kadar yesin şekeri yükselmez. Ama yalnız ama yerse. Şu bölgeyi ve şurada avokado hariç bu bölgeyi yesin yükselir. Peki şimdi sabah kahvaltımızı böyle yaptık. Yeşilliğimiz bol. Bir tane yumurtamız var. Peynirimiz var. Peynirimiz var. Dilediğiniz kadar. Zeytini de koyduk. Ekmeğimizi de koyduk yedik. Yeterince parası sabah varsa sucuğu da olabilir. Ha sucuk da olabilir. Ben seviyorum böyle doktorları biliyor musunuz? Yani hani ekonomiden de haberdar. Yani marketteki her şeyin fiyatını da iyi biliyor. Çünkü bazen gidiyorsunuz şunu da şunu karıştırın şunu da şunu yapın. E doktor bey diyorsun ya da doktor onu biliyor musun? Onun maliyeti ne kadar? Diyet pahalı iş hocam. Vallahi diyet şimdi pahalı şöyle iş. O işe dalarsan şimdi kalkıp da bizde böyle bu işler zaten nedir biliyor musunuz? Moda olarak gelir gider. O nedenle zaten diyorum ömür boyu sürdüreceğimiz bir şey olsun. Ya kalkıp şimdi sen kalkıyorsun kinoa ye bilmem ne ye.
Ya kardeşim kinoa tamam da pima yerlisi yiyormuş. Adam o dağın başında buğday yetiştiremiyor. Kinoa yetiştiriyor, onu yiyor. Dolayısıyla kinoa da şekeri oynatır. O da bir tahıl gibi düşünürsen. Bunların onun da moda mı? Moda diyetler. Ya dönemsel gelir bu işler biliyorsunuz. Peki. Şimdi sabah kahvaltısını hazırladık. Şimdi bir akşam yemeği yapalım bakalım. Akşam yemeğinde mesela ben pilav, makarna yemeden, mantı yemeden duramıyorum diyorsanız onları da yiyip nasıl doğru kilo vereceğimizi, nasıl doğru besleneceğimizi anlatsın hocam. Buyurun hocam. Bir kere ben size şunu söyleyeyim. Bu işi püf nokta olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman anamız burası olsun. Yediğimizin her zaman en az yarısı sebze yemeğe veya salata olsun. Geri kalan açısından diyelim ki mantı mı yiyoruz? Aldık. Şimdi mantı yedik. Yoğurdu da var. Ne de güzel gözüküyor. Tamam mı? Biraz yoğurt daha fazla olursa daha iyi olur. Biraz arkadaşlar yoğurt yönünden pintir davranmış. Bu mantının yoğurdu da aldık diyelim. Hani oradan da protein dedik. En az bu mantı kadar yanında salata olsun. Ha, yani böyle bir tas mantı yiyecekseniz yanında salata da olsun ki bu mantıyı geciktirsin. Çünkü mantıda ne var? Hamur, karbonhidrat. İçinde eğer sahte değilse çünkü bir de şöyle soyadan hazır aldığınız mantılar soyadan oradan buradan da yapıyorlar da. Değil, gerçek şeyse içinde kıyması var, protein tarafı. Biraz yoğurttan protein tarafı dedik. O zaman ne olmuş oluyor? Kafamızdaki tabak mantığını %50-50 yapmış oluyoruz. Evet hocam. Diğer %50'yi de bunun kadar olanı da buraya koyduğumuz zaman işte size sağlıklı bir öğün olur. Yani bizim doktorumuz Profesör Doktor Adnan Gökçel mantı yemeyin demiyor. Mantı yediğiniz zaman mutlaka mantı yediğiniz mantı kadar eşit oranda şöyle bir yeşillik tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Ama böyle bir yeşilliği tüketirken de asla ve kata içine nar ekşisi koymamamız gerektiğini söylüyor. Değil mi? Peki mesela hamburger yemek istiyoruz. İşte hamburger patates dediğiniz zaman bu biraz kelek bir iş. Tamamen kelek. Zaten son yıllarda bu fast foodların artmasından dolayı özellikle gençlerde... Dur ben tutayım hepsini sen. Gençlerde obezite dediğimiz şişmanlık hızla arttı. Hı hı. Adolesan çağı deriz biz hani ergenliğe girme. Çocuklarda ve adolesan çağda ergenliğe girişlerde şişmanlık hızla arttı. Niye? Bu fast foodlardan dolayı. İşte hamburger, patates. Yanına bir de diyelim ki gazlı içecek. Hadi marka vermeyelim. Gazlı içecek koyduğunuz zaman o zaman da tamamen karbonhidrat ağırlıklı, glisemik endeksi yüksek karbonhidratımız içti. Şimdi buna bir bakalım. Şurada et var. Et. Köfte. Şurası var. Bir birim diyelim. Hani salatasıyla vesaire. Evet. Bir birim. Üstüne iki birim ekmek girdi. İki katı. Hı hı. Ondan sonra patates girdi. Üç katı. Ne bunun kadar değil ki patates daha çok yiyorlar. Hadi onun kadar yiyorlar diyelim. Üç katı. Gazlı içecekteki şeker girdi. Dört katı. Bir de genellikle ketçap, mayonez vesaire sos koyuyorlar. Bunlarda da hepsinde şeker var zaten. Beş katı. O zaman ne olmuş oluyor? Bizim bu yediğimiz öğünde karbonhidrat oranımız 1/4 değil 5 kat, 6 kat daha fazla artıyor. Olmuş oluyor. Ve bu hızla emildiği zaman da ne oluyor? Gitti vücuda. Vücut bunu hastası olmayan şey o. Şekeri yükseltmesini engellemek için insülin salgısını basıyor. Basıyor ki şeker yukarı gitmesin. Çünkü normal sağlıklı bir kişide rezervi varsa İstediğini yesin, şeker oynamaz. Ama ne olur? İnsülin bastıkça bu hani bir sefer açısından değil. Bu devamlı oldukça insülin fazlalığı olur. Evet. Ve bunların hepsini de götürür. Bir güzel, biraz önce de söylediğim gibi karın bölgesi başta olmak üzere depolar. Oralara yerleşiyor. İç organlara yerleşir, yağlanmayı arttırır. Gittikçe metabolizmayı bozar ve kilo aldırmanın yanı sıra kronik hastalıkların hepsi artar. Onun için günümüzde
kronik hastalıklar. Yani bu sadece şişmanlık değil. Şişmanlık hızla arttı. Şişmanlık hızla arttınca yanında neler de arttı? Şeker hastalığı arttı, kalp hastalığı arttı, kanser oranı arttı. Evet. Alzheimer arttı. Doğru beslenmek çok önemli. Sizi dinledikçe hocam valla yani yediğim gıdalardan ürküyorum. Çünkü yediğiniz gıdalar hastalığın habercisi oluyor. Doğru beslenmediğiniz sürece.